Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, pazartesi gecesi 26 Ağustos'ta dolar TL kuru biliyorsunuz uzak doğuda Tokyo seansında 6.40'a çıktı. Ve daha sonra geriledi, bir 5.80'in altına indi ve 5.80'de bir dengelenme arayışı içinde devam ediyor. Tabii hal böyle olunca da birkaç gün önce ben kur çift tane olmayacak diye çıkıp bir kanalda uzunca bir konuşma yapmıştım. Ki onu da YouTube kanalıma yükledim zaten. Ve şirkete gittiğimde hem müşteriler hem arkadaşlar bana takılmaya başladılar. Hani kur çift tane olmayacak demiştim. Bak kurun hareketini görüyor musun? Değerli arkadaşlar, Allah rızası için kur çift tane oldu da ben mi görmedim? Ya da kur 6.40'a yükseldi ve şu anda kur 6.40, 6.50 devam ediyor da ben mi bunun farkında değilim, anlamış değilim. Yani piyasalarda anlık yükselişler, anlık düşüşler olabilir. Bu gayet doğal. Ama kur yükseldi diye şimdi çift tane de ısrar edenlerin tezi tuttu mu diyeceğiz? Ya da şimdi kur düşse, düştüğü zaman da ben 4,5 lira diyorum. Ha, kur 4,5 lira olacak anlamı mı gelecek? Yani burada birazcık daha mantıklı olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Diğer bir nokta da şu. Şimdi bu Tokyo'daki işlemi birazcık etüt etmek lazım. Yani kur 6.40'a çıktı diyor arkadaşlar. İşte zarar kesler çalıştı diyorlar. Eğer bu zarar kesler böyle çalışıyorsa ve çok kısa sürede kuru 6.40'a çıkartabiliyorsa bu kur elbette ki yıl sonuna kadar en az 10 lira 15 lira olur diyorlar. Bakın buna bir kez daha hayır diyorum. Neden? Çünkü bu yorumu yapan arkadaşlarım ne yazık ki Tokyo piyasasında ne olduğunu bilmeden tamamen basından okudukları haberlerle yorumlar yapan ya da bana şirkette takılan arkadaşlarım. Çok kusura bakmayın ama sadece okuduğunuz gazete haberleriyle, internet sitesi haberleriyle böyle yorumlar yapıyorsunuz. Bakın çok basitten alalım. Domates yetiştirdiğinizi düşünelim. Çok güzel domatesler yetiştiriyorsunuz bahçenizde. Ve bu domatesler o kadar güzel ki toplamda işte 10 kilo domates yetiştirdiğinizi varsayalım. Yandaki komşunuz da çok iç geçirdi domateslere de dedi ki ya dedi bu domatesi dedi bana dedi bir kilosunu verir misin? Şimdi siz bu 10 kilo ürettiğiniz domatesden, bakın 10 kilo diyorum, 1 kilosunu 6.40'dan komşunuza verirseniz şunu iddia edebilir misiniz? Türkiye'de domates fiyatları 6.40 olmuştur diye. Yani bakın burada demek istediğim nokta şu. Biz Tokyo'daki işlemleri incelediğimiz zaman değerli arkadaşlarım çok sığ bir piyasada gerçekleştiğini gördük. Hatta bu sığlık ne kadardır diye gidip aradığımız zaman buradaki işlemlerin 100 milyon dolardan birazcık büyük olduğunu gördük. Şimdi takdir edersiniz ki eğer bir Türkiye ile ilgili fetva veriyorsanız, çift tane olacak diyorsanız, burada sizin çift tane tezinizin desteklenmesi için hele bir de stop loss kontratlarını buna delil olarak gösteriyorsanız, buradaki işlem seviyesinin, kusura bakmayın ama öyle 100 milyon dolarlarla değil, milyarlarca dolarla ifade edilmesi gerekir. Dolayısıyla burada Tokyo işlemlerini göstererek yıl sonunda doların çift tane olacağını iddia etmek en hafif tabirle finanstan bir haber olmak demektir diye düşünüyorum. Peki Tokyo'da ne oldu? Tokyo'daki hareketi incelediğimiz zaman arkadaşlar evet bir ticaret savaşları var. Bir önceki videomda zaten dedim. Burada gerçekten çok sıkıntılı günler bizi bekliyor dedim. İç piyasa durmuş zaten. Elimizde bir tek dış piyasa kalmış. Dönecek bizim ihracatımızı vuracak demişim. Burada işte Amerika ile Çin'in karşılıklı hamleleri ne oldu? O Tokyo'daki seansta daha güvenli liman olarak görülen Japon yenine bir talep geliştirdi. Hal böyle olduğu zaman da Türkiye gibi kırılgan bir ülkeden, yani hala hazırda ekonomisinde yapısal problemleri olan, imalat sanayinde, tarımda yoğun problemler yaşayan bir ülkenin para biriminde pozisyonlanmak yerine madem dışarıda böyle bir gümbürtü kopuyor, o zaman biz de Japon yenine geçelim diye bir temayül oluşturdu ve buna bağlı olarak da Türk lirası yen karşısında %10'dan fazla değer kaybetti değerli arkadaşlar. Yani Japon yatırımcılarının oradaki kısıtlı portföylerini boşaltmaları o sığ piyasadaki işleme sebebiyet vermiş oldu. Peki bu hareket bize neyi gösterdi? Esas biz şimdi çift tane olacak mı olmayacak mı tartışmasını bırakalım. Çift tane olmayacak. Bu çok net. Bu iktisadi bir gerçek ve siyasi bir gerçek. Hemen size söyleyeyim. İktisadi olarak ispat istiyorsanız bakın
2019 yılında dolar TL kuru 5.30. Kur en fazla enflasyon oranı kadar artar. Türkiye'de 16.75 enflasyon var arkadaşlar. Hadi biz bunu TÜİK'indir kabul etmeyelim. %40 enflasyon var diyelim. Amerika'da enflasyon ne kadar arkadaşlar? 2. Türkiye'de 42 diyelim. 42-2 %40 kadar dolar TL'nin değer kaybedeceğini düşünürsek, kurun değer kaybedeceğini düşünürsek 5.30'la %40'ı çarptığınız zaman arkadaşlar ne olur? 2.1 civarı bir rakam gelir karşımıza. Bunu da biz 5.3'ün üstüne eklersek 7.4 gibi bir rakam buluruz. Bu iktisadi bir gerçek. Yani kurun sırf iktisat gerçeklerine bakacak olursak 7.4'e yürümesi mümkün. Bunun üstüne siz siyasi riskleri koyarak kuru ona götürebilirsiniz. Ama hadi gelin siyasi risklere bakalım. Hangi siyasi risk var elinizde? S-400 katsa yaptırımları, ki bunu kimse söylemiyorken ben söyledim Türkiye'de katsa yaptırımları başımıza bela olabilir diye. Ama Osaka'da bu iş bitti arkadaşlar. Trump ve Erdoğan burada anlaştı. Burada istediğiniz yorumu yapabilirsiniz. Erdoğan Trump'a bunlar kutusunda kalacak diye söz verdi. Ya da Trump bir anda ilham geldi ve Türkiye'nin haklı olduğunu anladı. Ne derseniz deyin, S-400 riski Türkiye'de bitti. Diğer risk Fırat'ın doğusu riski. Fırat'ın doğusundaki risk de bitti. Türkiye aklını peynir ekmekle yemedi arkadaşlar. Amerikan silahlı kuvvetleriyle gidip de orada bir çatışma yapacak kadar deli değil. Dolayısıyla bakın, Brunson'da bir süper güçle karşı karşıyaydık. Amerika Birleşik Devletleri vardı ve buna bağlı olarak o kur o gün kısa sürede sert hareket yaptı yukarıda. Şu an siyasi risk Türkiye'de dolar TL kurunu 7.4'ün üstüne çıkartacak potansiyelde değil. Ama yarın Yunanistan Türkiye'ye saldırır. Türkiye'nin kafası bozulur. Gider başka bir ülkeye saldırır. Türkiye'nin kafası bozulur. Münbiç'ten ben Amerikan birliklerini çıkartacağım der. Olur mu olur, insanlık hali bu. Bu noktada tabii ki kur 15 değil 20 de olur, 30 da olur. Ama rasyonel düşünen devlet adamları, piyasa adamları bunun olmayacağını zaten fiyatlıyor. Dolayısıyla burada geriye ne kalıyor arkadaşlar? Geriye bir tek ticaret savaşı riski kalıyor. Ticaret savaşlarının da kuru çift tane yapması çok zor. Neden? Hemen ticaret savaşlarının mekanizmasına bakalım. Kıymetli arkadaşlar, Trump'ın burada taktiği şu. Vur ve kaç yapıyor. Sürekli Çin'e %5, %10 bir takım vergiler getiriyor. Daha sonra Çin'den bir misilleme geldiği zaman ve kendi içindeki firmalardan da itirazlar yükseldiği zaman hemen çark ediyor. Bakın son yaptığı açıklama neydi? Çin'le görüşmeye varım dedi ve tekrardan piyasaların oradaki tansiyonunu indirdi. Dolayısıyla yani Trump da çok keskin, çok sürekli hücum eden ve Çin'le Amerika Birleşik Devletleri iki blok olarak bütün köprüleri atacak cesareti gösterse evet belki o noktada Türkiye'nin başı derde girebilir. Ama iktisadi olarak Amerika Çin'e, Çin Amerika'ya muhtaç. Bunlar birbirlerinden öyle ha deyince bağlarını kesemezler. Çünkü kestikleri anda iki ülkede resesyona girer, durgunluğa girer ve hem Çin'de Xi hem de Amerika'da Trump seçimleri kaybeder, seçilemezler. Alttaki yönetimler onları bir şekilde sistemden kusar atar arkadaşlar. Tokyo olayının bence gösterdiği en büyük olay Türkiye'nin hali hazırda hep söylediğim o imalat sanayinde ve tarımda yaşadığı sorunları çözememesinden kaynaklanan kırılgan bir ekonomi olduğunun bir kez daha ispatlanmasıdır. Bir kez daha teyit edilmiştir. Zaten değerli arkadaşlarım, önceki videolarıma bakın. Ben dedim ki teknik olarak 5.63'ü kırdığımız zaman yukarıya doğru gideceğiz. Yükselen bir trendin üstünde bu harekete devam edeceğiz dedim. Ama burada bu hareket bizi çift tanelere götürmeyecek. Bakın bizi bu hareket nereye götürecek arkadaşlar? 6.10 ve 6.24 seviyesine götürecek arkadaşlar. 5.93, 6.10, 6.24 diye sıralı bir şekilde gideceğiz. Ama burada 6.24 seviyesine ben oldukça önem atfediyorum. Eğer 6.24 seviyesi geçilirse arkadaşlar 7.21 o Brunson'daki rekor seviyemize ulaşabiliriz. Burada tabii ki bu 6.24'ün geçilmesi çok sert bir takım iç ya da dış şoklara bağlı diye düşünüyorum. Ki dış şoka baktığımızda
ya Birleşik Devletler'le İran'ın Körfez'de savaşması ya da Pasifik'te Çin'le Amerikan donanmasının savaşması ya da ticaret savaşlarında Trump'ın gerçekten şuursuz bir şekilde Çin'e saldırması gerekiyor ki ancak bu 3 şartta bu 6-24'ün aşılarak kısa sürede 7 ve hatta üstüne çıkması mümkün olsun. Ama baktığımız zaman şu an devletlerde böyle bir temayülün de olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz. 6-10, 6-24'e kadar bir yolculuk olur. 6-24 civarında eğer kuru oraya getiren gerekçe gerçekten çok sert bir dış ya da iç sebep değilse oralarda satıp daha düşük noktalardan da almak mümkün olabilir diye ben düşünüyorum şahsen. Bir diğer nokta da şu arkadaşlar, böyle sürekli dolarla yatıyoruz, dolarla kalkıyoruz. Yok çift tane mi olacak, 6.24'te mi duracak, 7 mi olacak? Bakın önemli olan nokta şu, eğer çift tane olursa arkadaşlar, yani 6'dan aldık diyelim, 5'ten aldık, 10 oldu. Burada aslında kazanmayacağız. Neden? Belki portföy kağıt üzerinde bir kar yazacak ama 10 olduğunda, 12 olduğunda onun Türkiye'de yarattığı etki arkadaşlar, milyonlarca kişinin işsiz kalması, yüz binlerce firmanın kapanması anlamına gelecek. Dolayısıyla oradan elde ettiğiniz karı inanın bana 2-3 ay içinde bırakacaksınız ve daha sonra da hızlı bir şekilde fakirleşmeye başlayacaksınız. Bu bağlamda ben sadece devleti düşündüğüm için, işte milleti düşündüğüm için çift tane olmayacak demiyorum. İktisadi ve siyasi hesabını az önce yaptım. Kurun iktisadi hesabını yaptım. Enflasyon koydum üstüne, o kadar artar dedim. Siyasi gerekçelere baktım, yok böyle bir şey dedim. Tokyo örneğindeki verilen stop loss'ların yanlış bir örnek olduğunu söyledim. Montan olarak düşük olduğunu söyledim. Ve bir de bu benim tamamen kendi görüşüm. Zaten yani kur çift tane olmuş, Türkiye kaybetmişse bırakın evren devrim zelyut da kaybetsin. Hiç umurumda değil yani. O noktada ben kendimi kazançlı zaten hissetmem. Yani kur çift tane olduğunda aman benim portföyümdeki dolar arttı zaten demem. Ama burada bakın şu önemli. Burada aynen böyle Andersen'den masallar gibi masallar anlatılıyor. Ve halk yanlış yönlendiriliyor. Yani dolar çift tane oldu diyelim. Benim yaptığım bütün analizler yanlış ve çift tane oldu arkadaşlar. Ne kadar kazanacaksınız? Yani 6'dan 10 liraya çıktı. Yüzde kaç kazanacaksınız? Bakın dönüp şöyle bir borsaya bakın. Dönüp bir altına bakın. Ben size borsada sadece tek örnek vereceğim. Şöyle müsait olduğunuzda Pegasus'un grafiğini açın ve bakın. Orada bilanço bilmenin, orada şirket analizi yapmanın gerçekten ne kadar sürede ne kazandırdığını grafiğe bakın ve görün. Ve onun gibi olmasa da birçok hisse senedi bir şekilde 1 yıl sonra, 2 yıl sonra gerçekten dolar 12 olsa, 13 olsa ondan çok daha fazla getiri sağlayacak arkadaşlar. Bu bağlamda benim baz aldığım gerekçeler matematik, siyaset, iktisadın kendisi arkadaşlar. Tabii yani hayatta hiçbir şey imkansız değil. Çok büyük kırılmalar siyasette, iktisatta olursa, bunu hep söyledim, yine söylüyorum. Tabii ki kur 7'yi de aşar, 8'e gider, 9'a gider. Ama şuna kesinlikle kendinizi kaptırmayın. Bizim borsada, yatırımcılarda yıllarca izlediğim bir hastalık vardı. Pozisyona aşık olmak. Yani eğer bir hisseyi almışsa yatırımcı onunla duygusal bir bağ kuruyor. Ve o hisseyle ona anlatılan her masala inanıyor. İşte bu X hissesi yükselecek, şuraya gidecek, şöyle olacak, böyle olacak. Çünkü elinde o hisse var ve o hissenin yükselmesini istiyor. Burada finans dünyasında arkadaşlar yatırım araçlarına bende var diye duygusal olarak bakmayın. Eğer duygusal olarak bakarsanız mutlaka hata yaparsınız. Mutlak surette bu iş olmaz diyenlerin düşüncelerini de alın, önünüze koyun, test edin ve ondan sonra kararınızı verin. Ve bir de en önemli ikazım, lütfen şu dolardan kendinizi artık yavaş yavaş çıkarın. Çünkü bir yıl sonra bakın burada yine olacağım. Yine konuşmalar yapacağım. Ben size borsanın getirisini anlatacağım. Bir de şu
masalcı, dolarcı amcaların anlattıklarını da kesip kesip koyacağım arkadaşlar. Bakalım borsa mı kazandırmış, dolar neymiş, ne olmuş, ne kadar kazandırmış, bütün bunları hep beraber inceleyeceğiz değerli arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrar saygılar sunuyorum.